Özge deyince ilk önce hayvanlar geliyor aklıma ister istemez sanırım. Melis özel bir ruh bir kere. Çok zarif bir kadın geliyor aynı zamanda ve güçlü. Bazı insanlar evrene böyle güzellik saçsın, iyi niyet mesajı versin. Ne istediğini çok iyi bilen ve çok çalışkan. Güzel kalpleriyle etrafı aydınlatsın diye gönderilir. Gerçekten onlardan bir tanesi. Çok pozitifti. Özge her zaman gülüyor zaten. Biz aslında hayvanlar için projelerde bir araya geldik ilk ve şey düşünmüştüm onunla ilgili. Ne kadar duyarlı. Son derece kibar, nazik, pozitif. Her şeyi kendine dert edip bununla da ilgili kenara çekilip vah tüh şöyle olmasaydı diye konuşmayıp eyleme geçen biri. Hep güler yüzlü, hep güler yüzlü. Neyi değiştirmek isterdim? Hiçbir şekilde insanlar tarafından tahrip edilmemiş, kötü şeylere maruz kalmamış bir doğa isterdik. Dünyada hayvanlarla ilgili, onlara yapılan haksızlıklarla ilgili her platforma Melis'le kol kola girerdim ve değiştireceğimize de inanarak girerdim bu arada. Güzel soruymuş. Bir yapımcı ya da yönetmen olsam ne yapardım? Aşk filminde ona böyle biçilen o yapılı saçlar ve falan makyajın dışında oldukça doğal. Mesela işte Charlize Theron'a Monster oynatmaları gibi. Onu böyle şekilden şekle sokup, kilolar verdirip, belki çirkinleştirip. Böyle ağlayan, üzülen, gülen, koşan bir kadın hayal ediyorum hep. Değişik bir şey vermek isterdim ona. Yani ters köşe yapmak isterdim mesela. Evet canımlar, herkese merhaba tekrar. Bugün yanımda gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım var. Melis var, Melis Birkan. Yani onunla ilgili bu programı açarken aslında söylemek istediğim tek bir cümle var. Bence bazı insanlar özel ruh. Melis de onlardan bir tanesi. Ve benim hayatıma çok böyle çekip daha çok alanda buluşmak istediğim bir arkadaşım. Hayat bazen buna müsaade etmiyor ama yine de tek bir telefonla burada olacak kadar yakın ve çok candan bir arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk Özgeciğim. Çok teşekkür ederim. Utandım o güzel açılış cümlesine ama karşılıklı her şey hakikaten karşılaştık yine ve burada buluştuğumuz için çok mutluyum. Teşekkür ederim Evet, beni bu arada davet ettiğin gerçekten utandı biliyor musunuz? Özel ruh dedikten sonra da şu anda yanaklarını, siz belki göremiyor olabilirsiniz ama ben görüyorum. Hemen anlaşılabiliyor. Al al oldu. Burası senin de çok seveceğin bir yer. Evet. Benim genelde arkadaşlarım evet böyle şeylerden hoşlanıyorlar. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyorlar. Bir de vegan ürünlerden hoşlanan arkadaşlarım mevcut biliyorsunuz. Burada komple gönül rahatlığıyla her şeyi yiyoruz, yiyebiliyoruz. Ben başlayacağım. Şahane. Bir Sen de hangisinden yani yemek istersin? görüntü de o kadar güzel ki yesek mi yemesek mi Bence arasında yiyelim. insan bozmak istemiyor. Ben Yok, çekimleri yok. bekliyorum şunları yemek için. Yiyelim. Şimdi bu orman meyveli, bu limonlu, bu çilekli, bunu bilmiyorum. Galiba çilekliden başlayacağım. Hadi bakalım, başla. Şuradan böyle bir Ben de şuradan şöyle bir minicik kesim. küçük bir parça alıyorum. Tamam. Bu arada burada her şey özel dedim ya, buraya hayvanlarınla da gelebiliyorsun, çocuklarınızla gelip oturabiliyoruz. O çok güzel bir şey. Bir de bugün ben bunlarla tanıştım. Bunları Healing Flowers diyorlar ve grapon kağıtlarından yapıyorlarmış. Yani tamamen çöpü dönüştürmek üzere bir şey. Ha öyle. İçlerinde gerçek böyle zerdeçallar falanlar filanlar varmış, kokuluymuş Aa, ne hepsi. kadar güzel. Çok tatlı şeyler. Bunları da söylemek istedim çünkü ben bayılıyorum arkadaşlar böyle geri dönüşüm hikayelerine. Minik de olsa bir şeyler yapan kadınlara bayılıyorum. O yüzden de desteklemek istiyorum. Hemen bahsetmek istedim. Peki sen ne yapıyorsun? Yeni oyunun var senin. Benim evet yeni oyunum var. Moda sahnesindeyim. Moda sahnesinde artık 5. sene oldu. Bu sene diğer oyunları bitirdik. Yeni bir oyunla başladık. Ben senden Bira Fabrikası'nı izlemiştim. Evet. Ve çok keyifle Çok teşekkür ederim. Biz de çok severek oynadık. Bira Fabrikası'nda, En Kısa Gecenin Rüyası'nda. İkisi de çok bizi mutlu ederek yani hem seyircisi anlamında da hep dolu geçti ve güzel izlenir oldu. Onları dedik ki tamam yeter bir kenara koyduk. Şimdi yeni bir şarkı. Margaret Duran'ın ben ki yani Margaret Duran'la o anlamda tanışmıyordum da kendisi çok önemli bir edebiyat kadını aynı zamanda. Biraz şey aslında diğer oynadığım oyunlara göre azıcık daha böyle ilişki anlatan bir oyun.
birebir ilişkileri anlatıyor. Evet, galiba, yani iki kişilik bir oyun zaten. Caner Cindoruk'la birlikte oynuyoruz. Ve biraz da aslında diğer oynadığım şeylere göre daha ağır kaçabileceğini düşündüğüm sadece diyaloğa dayalı bir oyun. Derin bir oyun. Biraz öyle. Ben de gidip izleyeceğim, henüz izlemedim. Ama şey, biz şunu anladık ki yani bu 1960'ların zamanlarında aslında o zamanlarda yaşanmış, 80'lerde yazılmış ve hala güncel. Hala aynı sorunlardan bahseden. Peki modernize mi ettiniz yoksa şey mi, hakikaten o döneme odaklı bir konu mu? Şöyle, aslında konu tamamen kadın erkek ilişkisi üzerine. O evet, yüzden hiçbir şey değişmedi diyorsun. O yüzden o kadar evrensel ki yani. O kadar değişmeyen şeyler var ki içinde. Bazı cümleleri bizim sonradan kattığımızı falan düşünüyorlar hatta yani sonradan izleyiciler. Hayır yani o zaman da öyleymiş. 60'larda Margaret Dura yaşarken de öyleymiş. 80'lerde... Erkek her dönemde erkek. Yani gerçekten öyle ve bizim oyunda da o durum var yani. Hani yönetmenimiz Kemal Aydoğan da aynı şeyi söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan bir kadın var mı oyunda? Bana ondan olmaz bahsedeyim. Mı? Tamam o zaman. Öyle bir şey yani, şunu anlatıyor zaten. Bir nevi bu hayal kırıklıklarının üstüne yaşanmış bir özgürlük hikayesi aslında bu. Tabii ki. Nerede bir kadın hayal kırıklığına uğramıştır, o noktadan sonra özgürleşmiştir arkadaşlar. Evet. Kanatlarını takarsın, uçuşa geçtiğin an ondan sonra önce kuş sen evet. olursun. Erkekler arkandan gelir. Tabii tabii zaten. Yani bu da böyle öyle bir süreci. Hani uzun bir evlilik, üstüne bir işte ayrılık ve boşanma sonrasında kadının hayatı nasıl devam etmek istediğine karar verdiği üzerine bir şey. Ben ilk okuduğumda öyle algılamamıştım. İsmini yeni bir şarkı olarak değiştirdiğimiz dedim ki yani neden yeni bir şarkı? Hani burada bir dram var falan. O zaman Kemal abi şey dedi yani, çünkü dedi kadın tamam yani aşmış, koymuş, devam ediyor, yeni bir şarkıya gidiyor falan. Ben de hiç bunu böyle düşünmemiştim aslında yani. Evet, aslında öyle bir durum var. Elimizden geldiğince de yazarın bizden istediği kadar da erkeği olabildiğince gömüyoruz. Nereden yere vuruyoruz Allah'ım. Hemen koşarak izlemeye gidiyorum. Hatta oynarken falan da şey arada bir böyle Caner... Arada laflar ekle, kelimeler ekle, iyice şey yap. Prova döneminde falan Caner, işte Kemal abi Allah da bizi kahretmesin inşallah falan diye kendilerini küfredeye de oynadılar ama... yani. Yazdıklarına bakılırsa Allah kadını kahretmiş. Biraz öyle duruyor. Biraz sen dengesini bulmuşsun sanki. Biraz öyle duruyor ama şey, doğa yolunu buluyor ya. Öyle söyleyeyim sana. Her şey dengesini buluyor. Kesinlikle her şey dengesini buluyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor evrende. Yani evet. Bir şekilde dengesini buluyor. Ya benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Melis'in sosyal medya ile ilgili paylaşımları benim her zaman çok dikkatimi çekmiştir. Neden diyeceksiniz? Çünkü sosyal medya bir anlamda hepimizin aslında egolarını da böyle şey yaptığı, sivrilttiği, en güzel hallerimizi gösterdiğimiz bir alan. Ama şimdi Melis'in paylaşımlarına baktığım zaman gerçekten o kadar içten ve içini dökerek paylaşım yapıyor ki. Şimdi aynı şey bende de var. Mesela bu konuya daha stratejik bakanlar diyorlar ki bana, Özge niye replik alıntısı yapıyorsun ya da bir şiir alıntısı koyuyorsun ya da işte mesaj içeren bir şey koyuyorsun. Onlar yeterince like almıyor, işte ortalamanın bilmem nelerini bir şey yapıyor falan falan. Ben onlardan hiç anlamıyorum. Benim canım istiyor, oturuyorum oraya içim döküyorum, şiir yazıyorum. Canım istiyor, alıntı yapıyorum. Sen de mesela karşımızda çok güzel bir kadın var. İstese hep böyle janjanlı fotoğraflarını paylaşacağı bir kendine ait alanı var. Ama Melis'in paylaşımları o kadar dünyaya ait, o kadar evrensel sorunları mutlaka anlatan, bahseden, altını çizen paylaşımlar ki mesela benim çok hoşuma gidiyor. Aslında ben burada senin zarafetin ve kibarlığını tekrar anlıyorum ki benim sayfamın ben bu anlamda çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Yani hani gelen şeyler üzerine de hani evet, hani Instagram'ın öyle bir durumu var. Hı-hı. Kendinle ilgili bir şeyler paylaşmak. Belki özel hayatınla ilgili kendinle birazcık... Kendinle ilgili az paylaştığını söyleyebilirim. Evet. Ama onlara yer veriyor olmandan bahsediyorum ben evet. aslında. Evet, yani ben aslında galiba normalde de hayatta bunlarla ilgili çok fotoğraf çeken gittiği bir yerde hani bazen öyle bir şey oluyor ki bir yere gidiyorum, geziyorum falan, kendimin orada herhangi bir fotoğrafı olmuyor. Benim bu aklıma gelmiyor. Şimdi Instagram'a buradan dahil olmak biraz zor bir şey. Buna biraz kafa çalıştırıyor olmak lazım. Ben bu anlamda kötüyüm. Ben bunu kabul ediyorum ama onun dışında sanki hani bizi takip eden insanlar ve bunları görmek
isteyen insanlara böyle bir şey söyleme ihtiyacım oluyor. Ve onları da bu yönden kullanıyorum. Tabii ki bir sürü insan için çok sıkıcı geliyor bu yani. İster istemez yani orada bir dünya var, orada dönen bir şey var ve insanlar birazcık daha özel bir şeyler, kendilerine özel olduğunu düşündükleri bir şeyler de paylaşılsın istiyorlar evet, ama... Seni daha çok görmek istiyor olabiliriz yani. Evet, hani ona bir şey demiyorum. Dediğim gibi bu konuda ben biraz daha beceriksizim ama biraz onu iş odaklı yapmaya çalışıyorum. Hani işte ya da başka bir şeyde olan şeyi kullanmaya çalışıyorum. Belki ben de bu konuda biraz kendimi geliştirebilirim yani. Sen öyle her tarafa fotoğraflarını asan aktrislerden değilsin değil mi? Yok. Sen zaten dans kökenlisin. Ben evet. Ben evet. Konservatuvar mezunuyum. Orta lise bale, üniversite modern dans okudum. Benim bütün ömrüm de yani o anlamda bütün çocukluğum ayna karşısında bizim salonlarımız öyleydi. Hmm. O işi aynaya bakarak yapmak evet, zorunda olduğum için. Kendini ben ayna da sevmem. Yani hani o kadar hani çocukluktan gelme ona da öyle sürekli bakıyor olmakla ilgili şeyim var ama çok da uzaklaşmış değilim. İşte bu işi yapıyorum sonuçta. Evet. Hani ekran önünde bir şekilde görünür bir şey yapıyoruz. Ama onu yaparken de işte ben buna çok kafa yormayayım da ne bileyim. Bunu düşünen işte yönetmeni, görüntüsü, gözü bilmem ne onlar uğraşsın istiyorum. Ben onlarla çok galiba ilgilenmeyi sevmiyorum. Anladım. Çocuklar unutturmayın da bir fotoğrafımızı çekin. Yani bir önünüz olsun. Yani. Peki sana şöyle bir şey sorsam. Mesela sanatla uğraşamıyor olsaydın. Nasıl bir şey yapardın? Ben bunu insanlarla ilgili merak ediyorum. Ne gibi bir şeyle uğraşmak isterdin? Valla o yani çok çocukken seçtiğim bir şey işte 3-4 yaşında annemlere ben bale yapacağım deyip hani zaten 3-4 yaşında bir çocuğun bir şey seçmesi ne kadar doğru olabilir ki tamamen içgüdüsel olarak yapılmış bir şey. Onlar da sağ olsunlar bu konuda beni hiç kırmadılar. Sonuna kadar desteklediler ve hani bu böyle devam etti. Ama o zaman aklımda bir de şey vardı. Veteriner olmak çok istiyordum. Ama veteriner olmayı tabii ben onu biraz geçen yani veteriner zannediyordum ki insanlar bana hayvanlarını getirecek ben de onları seveceğim ve çok güzel sevdim. Buyurun. Geri vereceğim ama şimdi o hepsi benim olacak zannediyorsun çocukken veteriner olunca. Evet tabii onlar güzel sevdi. Onları böyle yıkayacağım, paklayacağım. Ne kadar dram hikayeleri. Çok ciddi bir dram var. Bir de yani orada hani bu tıpla ilgili duruma işte ne bileyim onun bir bağışıklığı var ya hani kan görmek bir şey yapmak onlar kolay şeyler evet onlar kolay şeyler değil o yüzden ben bu işleri yapan insanların da özel insanlar olduğunu düşünüyorum o ameliyathanelerde olmak o durumların karşısında terin kanlı kalıp bir şeyler yapmak yani bence hiç kolay şeyler değil ama Türkiye'de biliyorsun herkes seçtiği mesleği yapamıyor biraz böyle sistemimiz ona yönelik olmadığı için çok tesadüfi şekilde orada olan ve hayvanla aslında çok da haşır neşir de olmaktan hoşlanmayan insanlar da görebiliyoruz. Yani tabii sen ideal doktordan bahsediyorsun haklı olarak. Evet, bir de öyle bir şey var. Yani hani ben tamamen bu mesleği iyi şekilde yapan insanlar üzerinden söylüyorum ki insanda da hayvanda da ikisi de yani hani bu işi insan doktoru da veteriner ikisinde de dediğin gibi çok az insan Türkiye'de zaten istediği işi yapıyor bence. Aynen. Çok az bir yüzde yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. İzlemeyenler için bizim Bana Göz Kulak Ol derneğimizin Melis gerçekten çok önemli bir parçası. İzlemeyenler senin için sayende. sadece işte bir fişek olmak gerekiyordu. Onu başlattığımız anda Melis hemen derhal bizim yanımızda olan oyuncu arkadaşlarımdan bir tanesi. Faytonu Bilmatlar Ölüyor filmimizde oldu. Herkes Duysun projemizde oldu. Kürkün Çıkar Vicdanlı Giy defilimizde yürüdü, fotoğraf verdi. Gerçekten ne zaman ihtiyacımız olsa, hayvanlar adına bir şeye ihtiyacımız olsa Melis hep oradaydı. O anlamda farkındalığı çok yüksek bir oyuncu olmakla beraber çok bence çok duygusal ve naif biri. Hani dedim ya özel ruh diye başlarken hakikaten böyle evrende daha çok olmasını isteyeceğiniz insanlardan bir tanesi benim için. Bu anlamda bizim mesleğe gelmiş olman tabii benim çok hoşuma gidiyor. Yani senden oyuncu diye bahsedebiliyor ve benim arkadaşım oluyor ama. Ne güzel eğer böyle hissettirebiliyorsa sana ne mutlu. Benim için de öyle. Ben gerçekten hani bu bir şekilde bu ve bunun gibi dernekler birbirine kafasına uyan insanların yapmaya çalıştığı işler ve gibi şeylerde buluşmak, bu paydalarda tanışmak ki biz hiç tanışmıyorduk yani senle ve ben. Evet ya hakikaten bir
Onu hatırlayalım mı? Biz ne yaptık? Ben seni aradım galiba, öyle mi? Bir araya geldik. Bir ortak arkadaşımız üstünden siz yani o projeyi yaptığınızı duyduğumda bir ortak arkadaşımız üzerinden ya ben de çok olmak isterim inşallah bir gün falan deyip o sana söyleyince sen beni aradın gibi bir şey oldu. Mütevazılık. Yani bazı insanı ararsın, telefonunu açmaz, bazen de işte böyle insanlar, bizim camiada arkadaşlıklar da bir garip ya. Evet. Yani bazen ararsın gerçekten günlerce dönmez ama bazı arkadaşların da vardır. Hayatına kendisi davet etmeden girer yani. Hani Melis onlardan bir tanesi benim için. Yani. Ve benim için de yani ben de olmak istediğim şeyin ya da gerçekten kıymetli ve özel bir şeyler yapan insanların arasında olmak insana kendini iyi hissettirir. Bu işi yaparken de biraz o amaçla da yapıyoruz ya. Yani hani evet. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ama bir de o hani böyle güzel zaman geçirebildiğin insanların içinde olunca o hani klişe var ya çok keyifli zaman geçiriyoruz. Hakikaten onun içinde zevk alıp o zamanları güzel geçirebilmek bence büyük şans. Hani hepimizin bence istediği o zaten bence de. Yani zaten hayatta ben çok çok uzun vaktimiz olduğunu düşünenlerden değilim. Evet ben de değilim. Şu anda mesela bu yaşımda diyorum ki keşke bu kafayla çok daha başka bir yaşta olsaydım da daha çok yürüyecek yolum ya, olsaydı evet. Daha çok şey yapardım, daha farklı şey yapardım, daha hızlı hareket ederdim, evet. Hayallerimi daha çabuk gerçekleştirmeye evet. Çalışırdım gibi bir kafa yapım var. O yüzden de özür dilerim yani burada seninle vakit geçirmek varken gidip de işte telefonu açmayan bilmem kimin peşinde koşmak doğru falan zaten. Yo bence onun yani gerçekten yaş aldıkça da galiba bu hayat detokslarını yapıyoruz. Aynen öyle. Aramıyorsun yani, değil mi? Gerçekten. Çünkü hani bakıyorsun, aramıyorsun, ulaşamıyorsun ya da aynı karşılığı alamıyorsun. Gözüne baktığında o senin o şekilde gözüne bakmıyor. Bir şekilde bunlar senden arınarak gidiyor. Bence çok da doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani çünkü çok vaktimiz yok ya. Ve ben onu düşünüyorum bazen böyle gün bitiyor diyorum ki az bir şey mi yaptım bugün acaba ben yine hani kendimle ilgili şey evet yani bir şeyler daha yapabilir miydim acaba? Hı-hı. Sonra diyorum ki bu da bir koşu aslında. Aynen öyle. Bu da böyle bir sürekli o motoru çalıştıran bir durum. Daha çok şey yapmak, daha çok şey yapmak ama işte ne bileyim sürekli kendimizle yarış halindeyiz. Nasıl besleniyorsun? Bunu merak ediyorum. Nasıl besleniyorsun? Nelere özen gösteriyorsun? Valla açıkçası şöyle. Çünkü yediğin içtiğin de bence çok önemli. Etkiliyor ya yani her şeyi. Çok önemli. Yani şöyle diyeyim. Mesela vegan beslenmeyi böyle bir 21 gün, o 21 gün kuralı var ya hani bir şeylere alışmak üzerinden. Vegan beslenmeyi 21 gün denedim. Ben de 6 ay denedim. zorluğu şu, Türkiye'de çok zor. Evet. Yani dışarıda bir iş yaparken bir yerde yemek bulabilmek, bir şey atıştırabilmek o anlamda zor. Gerçekten kendi mutfağın ve kendi evinde olduğunda orada da bir dünya var. Bir sürü bir şey yapılabiliyor. Bir de setlerisen böyle kaprisli gibi ben onu değil bunu falan çok zor yani çok yanlış algılanabiliyorsunuz yani. Ama o yola gireceğim ben bir gün. Yani ben de mesela hani şey de bile diyemiyorum yani. Ben vejetaryenim diyemiyorum. Ben et yemekten hoşlanmıyorum. Yani gerçekten bunun bana bir faydası olduğunu da düşünmüyorum. Yemekten de hoşlanmıyorum. Vicdanen de kendimi iyi hissetmiyorum. Ama dışarı bir yere çıktığında ben et yemiyorum dendiğinde ay neden falan diye bir soru geliyor. çok ihtiyacı var vücudunun üzerinden. Şimdi oturup bunları baştan herkese anlatmak çok zor ve ben kimseye şey demiyorum mesela ay niye yiyorsunuz bak yemeyin falan gibi bir derse girmiyorum ama bir şey yemediğin koşulda karşı taraf sana onun dersine evet. Gidiyor değil mi? O yüzden ben mesela hani böyle yaşamıyorum yani vejetaryenim demiyorum. Et yemez sen misin? Usul usul çaktırmadan ben uzak duranlardansın. Ben çok canım istemiyor çok bayılmıyorum falan filan demeye çalışıyorum çünkü o tepki çok yoruyor insanı. Zaten dediğim gibi çok hoşlanmıyorum. Ha benim zayıf noktam bence tatlı. Maalesef şeker. Sağlıklarını getirdik. Evet yani ondan da 3,5 ay 4 ay falan ondan da bir böyle o şey şekerden, rafine şekerden uzak durup böyle arada bir onları yapıyorum. Hani hiç yememekler. Çok kolay değil. Evet kolay değil. Peki sana son bir soru sormak istiyorum. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa 2020'den nasıl bir şey bekliyorsun? Şimdi yeni başladık ya bu yıla. Evet. Nasıl şeyler bekliyorsun? Yani ülke için, evren için, kendin için neleri değiştirmek, nelerin değişmesini istiyorsun?
Ya galiba ülke için, evren için falan filan yaklaşık birbirine benzer şeyler istiyoruz diye tahmin ediyorum. Yani işte dünyanın bir kıtası yanıyor, bir şeyler oluyor olmuş falan derken hani olmuş, o kadar fazla şeye şahit oluyoruz ki. Çevre, iklim değişikliği, savaş, ölüm yani... biri öyle yazmış Twitter'a, geçen gün gördüm de, yani daha göreceğimiz bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Aynen hani, öyle. Gerçekten. Daha, yani bu mu cehennem, sona mı gidiyoruz üzerinden bir tweet atmış böyle ve evet dedim ya, yani hani gerçekten çok annelerimizde, onların annelerine göre çok daha zor bir zamanda yaşıyoruz. Bunların hepsini bir şekilde çözüm olabilecek şeyleri içten diliyorum ama bu sadece dilemekle olmuyor. Elimden geldiğince kendim bir şeyler... Sen değiştirmeye çalışanlardansın. Yani çorbada tuzu bulunmak. İşte atıyorum çöpünü ayrıştır, geri dönüşümüne bilmem ne olsun. Bu tür işte deterjanını doğaya uygun kullan gibi şeylerle kendi kendime uğraşıyorum aslında. Bu kişisel bilinçle ilgili bir şey. Yani onun dışında... Biz milis gibi insanların çoğalmasını istiyoruz tabii ki. Hem ülkemizde hem dünyada. O yüzden inşallah çoğalırsın diye düşünüyorum ben. İnşallah. Böyle bir planın da olsun inşallah. Kendi i̇nşallah yapamamışım arkadaşını tavsiye ediyor. Yok yok, ben senden de bekliyorum. Senden de bekliyorum. Tamam. Öncelikle sen varsın diye düşünüyorum. Evet. Yaş sıralaması anlamında tabii. Hayır. Benim önden gidiyorum lazım. Yaştan dolayı değil yani. ama 2020'den güzel şeyler bekliyorum. 2019 biraz zor bir sene oldu diye düşünüyorum. Kendi adıma da söyleyebilirim. 2020'den güzel beklentilerim var her anlamda. İş anlamında, hayat anlamında. Ben bu işin dışında öyle ufacık bir tüyo vereyim sana. Ben işte bu böyle bir şeyler yapmadığım süreçte seramik meramik öyle bir şeyleri yapmaya da bulaştım ve ha, şimdi... Sen de onu bekliyordun. Evet, senin yaptığın diş şeysi geldi bana. Evet, böyle bir ortaklık yapmıştım. Diş macunu kitiyle beraber çok güzel böyle diş fırçalığı geldi. Evet. Ve şimdi seramik böyle... Seramik de o da galiba. Evet, o da seramikti. Benim yaptığım bir şeyle işte bir markanın ortaklığında bir şey yaptık. Şimdi niyetim artık hani kendime böyle bir marka yaratıp kendi adıma böyle bir şeyler yapmak. 2020'deki en büyük şeylerimden, isteklerimden. Zaten takılarım falan da çok güzel. Böyle hep hoşuma gidiyor Melis'in üstünde gördüğüm şeyler. Tasarım seviyorum galiba. Evet. Tasarımcı seviyorum. Türk tasarımcılarla ilgili özel bir şeyim var. Bunlar da sağ olsun Şebnem Kurtul'un, o da bir cam tasarımcısı. Nefis görünüyor. Onun küpeleri ve böyle... Bir de Instagram'ın bana en çok yarayan şeyi o, tanışıyorsun ya. Ama bizi kendinle de tanıştırarak yap tamam, bu arada. Yapacağım. Söz veriyorum. Tamam. Yapacağım. Daha söz aldım. Biraz da bir şeyler yapınca galiba daha işlevsel hissediyorum kendimi. Şimdi böyle dediğim gibi seramik meramik bir şeyler yapmaya başladığım zaman bunları paylaşmak ve onlarla ilgili bir şeyler üreterek bir şey yapıyor olmak galiba daha işime yarayacak gibi geliyor. Beni de daha işimi kolaylaştıracak gibi geliyor. O yüzden 2020'den böyle tatlı isteklerim var. Hadi inşallah. O zaman Melis'in markasını bekliyoruz. Yes. Ve sana bizim sürekli biliyorsun bu hem hayvanların tedavisinde bizi destekleyen bir markamız var. Vegan bir marka. Melis'e daha evvel tanıştırmıştım zaten o markayı ben. Evet. Şimdi sana ondan güzel bir yeni yıl hediyeni veriyorum sana. Güle güle çok kullan. Çok teşekkür ederim. Hays'i çok seviyoruz. Evet, çünkü çok istikrarlı şekilde gerçekten bize her ay bu satılan ürünlerden belli bir pay ayırıyor ve biz hayvanlarımızı bu şekilde tedavi ettirmeye devam ediyoruz. Evet. Bir de bence şey için de çok önemli, yani oradan daha önce aldığım bir şeyde de vegan kumaş kullanıyor olması. Aynen. Yani tekstil... Açmak ister misin? Evet, isterim. Tekstilde de buraya gidiyor olmak ve buna dikkat ediliyor olması falan, bunlar Yaşay önemli bir şey. Şimdi dünyanın ilk vegan kumaşını üreten Türk markası demek bile gerçekten çok güzel bir şey ya. Onur verici, gurur verici çok bir şey. Güzel ben herkes bir şey tanısın yani. İstiyorum. Gerçekten öyle. Hadi inşallah seni seveceğim bir şey çıkar. Wow. Benim çok beğendiğim bir ürün bu arada tasarım olarak. La la la. Çok teşekkür. Muhtemelen üstünde göremeyeceğim ama. Biraz transparan çünkü. Bir fotoğraf çekip koyarsın. Ben de çektim.
hiç asla mümkün olmayacak bir şey. Sana özelden atsam fotoğrafı. Olur aşkım. Tamam. Olur. En azından üstünde görmüş olurum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu güle güle giy. Ay nefismiş gerçekten ya. Bayıldım. Güle güle giy. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde. Çok İyi ki geldin. Çok seviyorum seni. Gerçekten daha çok görmek istiyorum. 2020'den dileklerim arasında bunu yazabilirim. Evet, inşallah. Ben de hem bizim adımızı söylüyorum, daha çok görüşebilmeyi diliyorum. Hem de belki bir işlerde, bir şeylerde karşılaşırız ve İnşallah. Daha çok şeyler yaparız. Aynı sete düşeriz belki. Ay ne kadar güzel olur. Neden olmasın. Neden olmasın yani, canım. İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim buraya geldiğin için. Şu köprü aramızda artık mesafe oluşturmasın. Evet, bence de ya. Tamam, yani, bunun da kararını verdik. Olmadı vapurda buluşuruz. Bir şey yaparız yani. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir konuğum vardı. Şahane bir gün geçirdim. İnşallah siz de öyle geçirmişsinizdir. Efendim neydi? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Oraya yazdığınız öneriler çok kıymetli. Fikirler verdiğiniz fikirler çok kıymetli. Hepsini yazmaya devam edin. Ona göre şekilleniyoruz biz de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.